Selamun aleyküm arkadaşlar. Bu videoda size Start Stop S3 modülünün araca nasıl takıldığını göstereceğim. Daha önceden burada kablolarını biz çıkartmıştık. Başka bir Start Stop sistemi yapmıştık. O sebepten dolayı bu kablolar şu anda hazır. Bu kabloları nasıl çıkarttığımızı öğrenmek isterseniz açıklamalar kısmında linkini ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Bu yeni model Start Stop sisteminde 8 tane bağlanılacak kablo var. 2 tanesi zaten butona gidiyor. Geri kalan 6 tane kabloyu bağladığımız zaman aracımıza start stop sistemi yapmış oluyoruz. Start stop sistemi ile telefondan aracımızı çalıştırabiliyoruz. Kumanda ile aracımızı çalıştırabiliyoruz ve iç buton ile aracımızı çalıştırabiliyoruz. Bunun nasıl takıldığını size göstereceğim. Öncelikle hangi kablonun ne işe yaradığını size söyleyeyim. Şu mavi kablo benim aracımda marş yaptırıyor. Sarı kablomuz bizim kontağı açıyor. Kırmızı kablomuz ise kontaktaki 12 volt. Yani bu 12 volt buradaki sarı kabloyla birleştiği zaman kontak açılmış oluyor. Mavi kabloyla birleştiği zaman marş yapmış oluyor aracımız. Buradaki ince kablolardan beyaz olanı bizim kumanda tetiklememiz. Alarm modülünden çektiğimiz kablo. Bu kabloda kumandadan bagaj açma düğmesine basıldığı zaman 12 volt bir tetikleme geliyor. Bu 12 voltu algılayan start stop modülümüz aracı çalıştırıyor. Onun yanında da kahverengi bir kablo var. Bu da eksi. Yani aracın şasisinden alınan bir kablo. Bunların kalın olmasına gerek yok. Fakat şuradaki kontak bölümündeki kablolar kalın olması gerekiyor. Şurada da zaten yazıyor kalın kablo olması gerektiği. Buradaki kablolar da ince olabilir. Kalın da olabilir, sorun değil. Elinizde hangisi varsa bağlayabilirsiniz. Şimdi bunun yan tarafında da 2 tane kablo var. Bu kablolarımız da bizim iç butonumuza gidiyor. Bunlarda herhangi bir enerji vesaire yok. Butona basıldığı zaman burada bir kısa devre oluşuyor ve bu kısa devreyi algılayan modülümüz de aracı çalıştırıyor. Şimdi bağlantısına geçelim. Vidaları söktükten sonra kapağını çıkartıyoruz şu şekilde. Şurada bizim klemenslerimiz var. Şöyle göstereyim. Bu klemenslere bu kabloları bağlayacağız. Şimdi şu yan tarafta bizim hangi kabloyu nereye bağlayacağımız yazıyor. Kısaca onlardan da bahsedeyim. Burada birinci kısımda kontak 1 ACC yazıyor. Bunun kablosunu biz kontak bölümündeki ACC kablosundan buraya çekiyoruz. Bu ACC dediğimiz kablo da aksesuarların çalışması için kullanılan bir kablo. Kontağı bir kademe çevirdiğimizde hangi kabloya 12 volt enerji geliyorsa birinci kademedeki kabloyu buraya bağlıyoruz. İkinci kademedekini de buraya bağlıyoruz. Bu da kontak 2 oluyor. Yani diğer aksesuarlar dışında olan bütün elektrik sistemine enerjiyi veren kablo oluyor. Üçüncü olan girişimiz bizim 12 volt. Kontak kapalıyken bizim kontak bölümümüzdeki kablolardan bir tanesinde veya iki tanesinde 12 voltluk bir enerji oluyor. O 12 voltluk enerjiyi de buraya bağlıyoruz. Ve son olarak da kontağı marş kısmına çevirdiğimiz zaman yine kontak bölümümüzde bir kabloya 12 volt enerji geliyor. O kabloyu da buraya bağlıyoruz. Buradaki 5. ve 6. olan kısma iç buton kablolarını bağlıyoruz. 7. olan kısma ise bizim alarm modülümüzdeki bagaj açma tetiklemesinin bulunduğu kabloyu bağlıyoruz. Bu kablodan bir tetikleme geldiği zaman modülümüz devreye girerek aracı çalıştırıyor. Son olarak da şaseden eksi alıyoruz ve eksiyi de buraya bağlıyoruz. Çok basit bir montajı var. Hemen şimdi yapıyorum. Benim aracımda ACC yok. Yani aksesuarları açan bir kablo yok. O sebepten dolayı ikinci kısımdan başlayacağım. Sizin aracınızda da böyle olabilir. Buradaki vidayı açıyorum. Vidayı açtıktan sonra sarı kabloyu bağlıyorum. Şu şekilde güzelce sıkıyoruz. Şimdi marş kablosunu bağlıyorum. Yine buradaki vidayı açıyorum. Daha sonra
şu şekilde kabloyu içine doğru ittikten sonra sıkıyorum. Şu iki tane kablo benim aracımın içerisindeki iç butonun kabloları oluyor. Şöyle bir tanesini bağladık. Şu şekilde sağlamlığını da kontrol ediyoruz. Bu beyaz kablo benim yine alarm modülümden gelen kumanda tetiklemesi oluyor. Şimdi bizim modülümüzde bakın şurada etikette en son eksiği bağlayınız yazıyor. Şimdi o sebepten dolayı da önce kırmızı olan artı kablosunu bağlayacağım. Daha sonra da eksiği bağlayacağım. Güzelce sıkıyorum. Bu bağladığımız kabloları kontrol ediyoruz. Güzelce bağlandığından emin olalım. En son eksiği bağlıyoruz demiştim. Şimdi sıra ona geldi. 8. gözle de eksiği bağlıyoruz. Bağladığımız zaman modül çalışmaya başlayacak. Işığı yanacak zaten şurada kırmızı göreceksiniz. Evet, modül çalışmaya başladı. Eğer isterseniz modülün kapatılıp açılabilmesi için bir anahtar koyabilirsiniz. Bunu nereye koyacaksınız? Şu eksiye koyabilirsiniz. Bunu yapabilmek için şuradaki kabloyu kesersiniz ve buradan ikili bir kablo uzatıp elinizin ulaşabileceği bir yere bir anahtar koyarak o anahtar ile modülü istediğiniz zaman kapatıp açabilirsiniz. Uzun süreli kullanmayacağınız zaman modülü kapatmanız daha sağlıklı olur. Ben burada montajın nasıl olduğunu size göstermek amacıyla buraya kablo çekmedim. Fakat ben buraya bir anahtar koyuyorum, bilginiz olsun. Yani aracımı uzun süre kullanmayacağım zaman anahtardan kapatıyorum ve modülün kapanmasını sağlıyorum. Montaj işlemi bu kadardı. Şimdi bir testini yapacağız. Önce telefon testiyle başlayacağım. Telefondan aracı çalıştırabilmek için cihazın Wi-Fi ağına bağlanılması gerekiyor. Şöyle Wi-Fi kısmını açıyorum. Burada test isminde bir Wi-Fi alanı var. Şu anda cihazımızın ismi test olarak ayarlandı. O test ağına bağlanıyorum. Bu arada bu ismi değiştirebiliyoruz. Şifreyi de değiştirebiliyoruz. Bilginiz olsun. Bağlan dedim. IP adresi alındı ve cihaza bağlandı. Şu anda telefonumuz cihaza bağlandı. Şimdi bizim start stop uygulamamız var. Onu açıyoruz. Uygulamamızı açtığımızda şurada yukarıda bağlantının olup olmadığını denetleyen bir kısım var. Şu anda orada bağlantı var yazıyor. Kontak 1 ACC durumu şu anda kapalı olduğu görülüyor. Kontak 2 yine aynı şekilde kapalı. Vites durumunda boşta yazıyor. Bu opsiyonel bir özellik. Bunu istersek kullanıyoruz, istersek kullanmıyoruz. Eğer kullanacaksak vitesin olduğu bölüme bir sensör koymamız lazım. Bunu kendimiz yapıyoruz. Eğer el beceriniz varsa siz kendiniz yapıp vites sensörünü bu kullandığınız modüle ekleyebilirsiniz. Vites durumunun altında cihaz sıcaklığını gösteren bir yer var. Şu anda 16 derece olduğu görülüyor. Hem cihazın içerisindeki sıcaklığı buradan görmüş oluyoruz. Hem de aracımızın içerisindeki sıcaklığı görmüş oluyoruz. Bu ortalama bir değer. %100 bir doğruluk payı yok tabii ki, bilginiz olsun. Bu cihaz sıcaklığı bizim ne işimize yarayacak? Hem cihazımızın sıcaklığını gösterecek. Hem de kış aylarında
Diyelim ki aracımızı telefondan veya kumandadan çalıştırdık evimizden. Aracın içerisindeki sıcaklığı buradan an ve an görebileceğimiz için aracın ısındığını görüp aracımıza geçebiliriz. Cihaz sıcaklığının alt tarafında da Wi-Fi bilgilerinin bulunduğu kısım var. Ayarlanan Wi-Fi adı test, yani bizim cihazımızın ayarlandığı isim oluyor buradaki. Bağlanılan Wi-Fi adı da bizim telefonumuzun hangi ağa bağlandığını gösteriyor. Zaten cihazımıza bağlanmışsak bunların ikisi de aynı olur. Şimdi bir testini yapalım. Start düğmesine basıyorum. Evet, aracımız çalıştı. Buradan da zaten görülüyor. ACC durumu açık. Kontak 2 durumu açık olduğu. Stop düğmesine bastığımız zaman duracak. O da sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Elle çalıştırma kısmına giriyorum. Kontak aç dedim. Kontağı açtı. Marşa basacağız. Bunu neden yaptık? Burada marşı uzun tutmak isteyebiliriz. Aracımız bu yukarıdaki sistemin ayarladığı saniye içerisinde çalışmazsa buradan uzun marşta yaptırabiliyoruz. Marşa basıyorum. Bıraktığım zaman marşı da bırakıyor. Buradaki maksimum değer 5 saniye, bilginiz olsun. Kontak kapatıyorum. Evet, aracımızı durdurdu. Şimdi buradan elle çalıştırmayı kapatıyorum. Telefondan testini yaptık. Şimdi kumandadan bir test yapacağız. Şimdi kumandadan aracın çalıştırma testini yapacağız. Bu kumanda bizim zaten aracımızın kumandası. Yani buradaki kapıları açma düğmesine bastığımız zaman kapılar açılıyor. Kitleme düğmesine bastığımız zaman kapıları kilitleniyor. Buradaki de bagaj açma düğmemiz. Bagaj açma düğmesine bastığımız zaman aracımızı çalıştırabiliyoruz. Az önce montajda anlattığım gibi beyaz kablo bizim modülümüze tetikleme gönderiyor. Şimdi ben bagaj açma düğmesine bir kere basıyorum. Bizim modülümüzde şöyle bir özellik var. 30 saniye süre veriyor. Yani bir kere bastığımız zaman çalışmıyor. İkinci bastığımızda çalışacak. Şimdi ikinci defa basıyorum. Evet, aracımızı çalıştırdı. Tekrar bastığımızda aracımızı durduracak. Evet, aracımız durdu. Kumanda da sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir sorun yok. İç butonu test edelim şimdi. Şimdi iç butonumuzu test edeceğiz. İç buton aracımızda her zaman aktif değil. Bunu nasıl aktifliyoruz? Kumandayı elimize alıyoruz ve bagaj açma düğmesine bir kere basıyoruz. Şu anda iç butonumuz aktif hale geldi. Peki ne kadar süre? 30 saniye. 30 saniye içerisinde eğer iç butona basarsak aracımızı çalıştırıyor. Hemen kısa bir çalıştırmasını göstereyim. Eğer bırakmadan basarsak aracımız hemen çalışıyor. Onu göstereyim. Evet, aracımız çalıştı. Tekrar bastığımızda aracımızı durduracak. Bakın zaten şurada telefondan da kontakların açıldığını bize gösteriyor. Tekrar bastığımızda aracımızı durduracak. Durdurduktan sonra da bir 30 saniye bize süre veriyor. Çünkü aracımız kalkış yapmayabilir, durabilir. Tekrar çalıştırmak istersek buradan hemen 30 saniye içerisinde çalıştırabiliyoruz. Şimdi ben tek tek çalıştırmayı göstereyim. Şimdi 30 saniye içerisinde bir kere basarsak ACC'yi açıyor. Teyp vesaire aksesuar bölümleri açılmış oluyor. İkinci bastığımızda kontağı açıyor ve üçüncü bastığımızda aracı çalıştırıyor. Ve dördüncü basışta da aracı durdurabiliyoruz. Eğer hızlı çalıştırmak istersek de az önce gösterdiğim gibi iç butona bırakmadan basılı tutuyoruz. Araç çalıştığı zaman da butonu bırakıyoruz. Bilginiz olsun, eğer butonu bırakmazsak da sürekli marş yapar. Bunu neden koyduk? Araç sabahleyin soğuk oluyor ve geç çalışma gerçekleşiyor. O zaman da buradan elimizi bırakmadığımız sürece marş yapıyoruz. Ve araç çalıştığı zaman da düğmeden elimizi bırakıyoruz. Dördüncü kez basıyorum.
Evet, aracımızı durdurduk. İç buton da sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Şimdi modülümüzün kapağını kapatıp uygun bir yere modülü yerleştirebiliriz. Modülü kalorifer kısmına yakın bir yere koymuyoruz. Bilginiz olsun bundan da. Eğer aracımıza taktığımız bu modülden satın almak isterseniz açıklamalar kısmında linkini ekleyeceğim. Oradan satın alabilirsiniz. Eğer el beceriniz de varsa aracınıza kendiniz çok rahat bir şekilde takabilirsiniz. Bizim gönderdiğimiz arkadaşlar var. Araçlarını taktılar. Gayet de memnunlar. Buradan hepsine selam olsun diyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu modülü kendi yapmak isteyenler de olabilir. Bütün parçalarını ben kendim lehimliyim diyenler varsa yine onun da satın alma linkini açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Ve videosu da var bunun. Bu videoyu da paylaştık. Eğer kendiniz yapmak isterseniz malzemeleri alırsınız ve videoda gösterdiğim şekilde bu modülü yapabilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Montaj videosu bu kadardı. Şimdiden herkese kolay gelsin diyorum. Hoşça kalın.